Anayasalar nedir? Anayasalar aslında toplumsal mutabakat metinleridir. Ve bu toplumsal mutabakat metinleri oluşturulurken herkesin fikri alınır, herkesin düşüncesi alınır. Sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, meslek örgütlerinin, sendikaların, siyasi partilerin bu işle ilgilenen kim varsa bir anayasa kimin hayatını etkileyecekse onların tamamının görüşleri alınır. Bir, bu saydığımız kişilerin görüşleri alındı mı? Hayır. Hiçbir şekilde alınmadı kimin görüşü alındı? Sadece Tayyip Erdoğan'ın isteğine göre bir anayasa taslağı oluşturuldu. Devlet Bahçeli bile belki bir kısmını gazetelerden öğrendi. Siz ne yapıyorsunuz? Daracık bir salonda milletvekillerinin ayakta beklemekten yorulduğu, bıktığı, artık öfkelendiği bir salonda Kaptı kaçtı bir mantıkla, kaptı kaçtı mantığıyla bir anayasa yapmaya e çalışıyorsunuz. Zaten boş kağıda imza atarak getirmişler. Şimdi... Ee, ayrıca yani onu da bir vurgulamak gerekiyor herhalde. O tam bir rezalet. Dar kapsamlı kalsın, bize Bahçeli yeter diyorlar Tabii. herhalde. O tam bir rezalet. AKP milletvekilleri, 316 milletvekili imza attılar bir taslağa. Taslağı görmeden böyle boş bir kağıdı imzaladılar. Boş kağıt ne demektir? Ben irademi ve aklımı... Sarayda bulunan Tayyip Erdoğan'a teslim ediyorum demektir. Böyle bir mantıktan Türkiye'nin gelecek 100 yılına damga vuracak bir anayasa çıkar mı çıkmaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylüyoruz. Bu bir anayasa taslağı değildir. Bu diktatörlüğü kurumsallaştırma, kişiye özel bir rejim kurma ve tek adam rejimini anayasal güvence altına alma girişimidir. Ayrıca Bugünkü AKP iktidarı sarayın talimatıyla kendi kendine kurucu iktidar misyonu yüklüyor. Bu ülkenin anayasası kurtuluş savaşından sonra zaten savaş meydanlarında ortaya çıkmış ve kurucu irade Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ortaya bir temel metin koymuş. O temel metnin üzerinde eğer çağın gerisinde kalan maddeler varsa eklenmesi gereken maddeler varsa bunları koyabilirsiniz. Ama siz Mustafa Kemal Atatürk'ün yani bu ülkenin kurucusunun bile kendisinde hak görmediği yetkileri herhangi bir kişiye devredemezsiniz. Bakın bu herhangi bir kişi isim üzerinden tartışmıyorum. Biz getirilmek istenen bu anayasa taslağında olsa... anayasa taslağında eğer Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bile Cumhurbaşkanı olacaksa biz onu da istemiyoruz. Çünkü bu taslak eğer kabul edilir ve anayasa metni haline dönüşürse yetkiyi eline alan kişi dün Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere adeta seçilmiş bir diktatör olur. Burada bir tek adam rejimi yaratılmak isteniyor. Tayyip Erdoğan ülkeyi artık yönetemediğini, AKP'nin bir düşüş eğrisine girdiğini görüyor. Hı hı. O yüzden o yüzden kendine uygun bir anayasa yapmak istiyor. Meclisi, yargıyı tamamen elinde tutabileceği ve hiçbir şekilde yargılanamayacağı bir düzeni anayasal kılıf altına sokmak istiyor. Kazanabilecekler mi? Çok açık söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın hesabı tutmayacak. Çünkü Tut bir miydi? kere bir kere Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda çok net bir tavır koyuyor. Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin bu hesabı tutmayacak zaten anketlerde onu gösteriyor. İki, bir nokta yanlış anlaşılmasın onu da bir daha söyleyelim. Biz bu anayasa değişikliğini kişiler üzerinden tartışmıyoruz. Tayyip Erdoğan'ın kazanamayacağını da biliyoruz. Kazanamayacağını biliyoruz. Çok açık. Ama bu anayasa değişikliği bir diktatörlük yaratmak istiyor. Bir CHP'li bile bu şekilde kazanacak olsa biz bunu da istemiyoruz. Biz diktatörlük değil, tam demokrasi. Meclisten istiyoruz. de geçmez mi diyorsun? Meclisten ben geçeceği kanaatindeyim. Çünkü AKP ama milletvekillerine geçmeyecek. çok büyük baskı yapacak ama halktan geçmeyecek. Bunu da hep birlikte göreceğiz.